Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ala eşrafil enbiya'i vel murselin ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi ve eşrafihi ecma'in. Şerefli dinleyenler, salat ve selam peygamberlerin efendisi, dinin kemalatını toplayıcı, dinsizliğin kökünü kurutucu zat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin a'la olan âlinin üzerine olsun ve hepimizi şefaatlerine nail eylesin. Şimdi üçüncü cüzü dinledik. Allah razı olsun emeği geçen okuyan hocamızın şahsında. Allah herkesten razı olsun, sizi dinleyenlerimiz de başta olmak üzere. Şimdi şerefli dinleyenler, üçüncü cüz neden bahseder? Üçüncü cüz içerisinde Bakara suresinin devamı niteliğinde olan bir suredir. Aynı zamanda Ali İmran suresi üçüncü cüzde başlar ve dördüncü cüzden devam eder. Kur'an-ı Kerim'in en uzun surelerinden olarak bilinir Bakara suresi ve Ali İmran suresi. Fatiha suresinde Allah kendisini tanıttıktan sonra ben kimim biliyor musunuz diye alemlerin Rabbi olan Allah'ım, Rahman'ın Rahim'im dedikten sonra nasıl kendisine yakarmamız gerektiğini ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz dedirtmek suretiyle bir diyalog içerisinde oluruz. İki insanın konuşması veya iki varlığın birbiriyle iletişim kurmasına biz diyalog diyoruz. Dolayısıyla elhamdülillahi rabbil alemin, errahmanirrahim, maliki ve middin, din gününün sahibiyim. Arkasından biz devreye giriyoruz. İyyâke na'budu ve iyyâke o halde Allah'ım ancak sana ibadet ediyorum ve ancak senden yardım diliyorum. Bakara suresinde hem daha girmeden önce Fatiha suresinde Allah kendisini tanıtıyor ve aynı zamanda bizimle bir iletişim halini alıyor. Bu manada hemen sonrasında birazdan seni Bakara'ya sokacağım diyor. Bakara suresinde de işte bir bakıyorsunuz Yahudilerden bahsediyor, Hristiyanlardan bahsediyor, namazdan bahseder. Bir bakmışsınız ki faize girmiş, faizden bahseder. Yani roman değil, böyle başını okuduğunuz zaman sonu belli olan bir kitap değildir. İlahi kitaptır ve la raybe fi. Bak diyor, seni birazdan tanıştırdı ve bunda hiçbir şüphe yoktur diye tanıtıyor. Ve Bakara suresinin devamı niteliğinde olan 3. sure. Bakara suresi arkadaşlar genel itibariyle ve Ali İmran suresi genel itibariyle Yahudileşme ve Hristiyanlaşma tehlikesine karşı insanı uyarıyor. Mesela gayril mağdubi aleyhim ve laddalinin altını dolduruyor. Allah'ım sapıtmışların, sapkın kimlerdir? İşte peygamberlerini o kadar çok sevdiler ki kaporta üzerinden bir sevgi tabulaştı onlarda. Ve ne dediler? İsa Allah'ın oğludur dediler aleyhisselam. Dolayısıyla Yahudiler de gazaba uğramış olanlardır. Onlar da peygamberlerini katlettiler. Muhammed aleyhisselatu vesselam ne dedi? Abduhu deyin, Allah'ın kuludur deyin, öldürmeyin. Ve Rasulü deyin, Allah'ın elçisidir deyin, havaları uçurmayın yani. Yaşayan bir peygamberdi, yürüyen bir peygamberdi, yiyen içen sizin cinsinizden yaratılmış bir peygamberdi diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın diliyle, Allah'ın konuşan arşın yasalarını arıza uygulayan baş öğretmenimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Üçüncü cüzde de yine aynı şekilde Bakara suresi insanın Yahudileşme tehlikesine karşı uyarır, Ali İmran suresi de Hristiyanlaşma insanı uyarır. Yani Fatiha suresinin altını dolduruyor dedik. Allah'ım Yahudilere ve Hristiyanlara bizi benzetme. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim özellikle zikrettiği insanın kaygan zemini olabilecek, ebedi hayatını tavrımar edebilecek iki tane cüz'e işaret ediyor. Bakara suresinin yani notlarımız içerisinde işte 253. ayette başlıyor Bakara suresi. Üçüncü cüzün başında Bakara suresi devam ediyor. 253. ayette başlıyor. 286. ayette bitiyor. Sonrasında da Ali İmran, İmran'ın ailesi geliyor. Evet efendim. Şimdi ikincisi de Bakara ve Ali İmran surelerinin ortak bir ismi vardır. Yani birisi size dese ki Zehravayn surelerini okudun mu? Veya Muavvezeteyn dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Felak ve Nas anlıyoruz. Felak ve Nas. Zehravayn dediğimiz zaman da Bakara ve Ali İmran sureleri anlaşılır. Yani iki parlak şey demektir. Zehravayn yani iki parlak şey demektir. Bakara ve Ali İmran surelerinin ortak adıdır bu. Üçüncüsünde de Bakara suresi
255. ayeti içerisinde, yani 3. zincirin içerisinde ayetlerin efendisi olarak bildiğimiz, yani Allah-u Teala'nın ayetleri var, 6236 ayet, halk arasında 6666 ayet. Bu sahih olan görüşe de 6236 ayetin içerisindeki 256. ayet, 256. ayet, şerefli abilerim ve bayanlar, Ayetel Kürsi'den bizi dinlendirir, Ayetel Kürsi'den bahseder, Ayetel Kürsi'yi bizlere okutur. Biliyorsunuz ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Ayetel Kürsi üzerine çok hadisi şerifleri vardır. Yani insanın ebedi hayatını tesis edebilecek, gerek dünya gerekse ahiretin dengeleyebileceği bu peygamberliğin içerisine Allah, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam neyi koydu? Ayetel Kürsi'yi koydu. Ayetel Kürsi Allah-u Teala'nın bir ayetidir, diğer ayetler gibi, ama ayetlerin efendisidir. Bir insan bunun üzerine konuşmaya kalkarsa bu sayfalar dolusu bir kompozisyon teşkil eder. Onun için biz bunu lafız boyutundan daha ziyade eslim teslim, yani Allah'ın bu ayeti celilesini, Allah'ın hikmetine sadece senin vakıf olduğun, dilimin de bu yönüyle ballandığı ve bedenimin de korkulardan emin olduğu bir hali yaşatmaya yönelik senin ayetini okuyorum. Bir insan Ayetel Kürsi'yi evden çıkarken, eve girerken, yolda yürürken her halükarda Allah'a sığınılabilecek ayetlerin efendisi olarak algılaması lazım. En resmi ağız Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize bunu öğretiyor. Beşincisi de muhterem dinleyenler, 258. ayette Hazreti İbrahim ve Nemrut arasında geçen bir tartışma vardır. Hemen sonrasında 100 yıllık bir uykuyla muhatap kılınan Üzeyr peygamberden bahsedilir. 260. ayette de Hazreti İbrahim ve kuşların yeniden yaratılmasından bahsedilir. Bir madde de 261. ve 274. hangi ayetler bunlar? Bakara suresinin ayetleri. Kaçıncı cüze denk geliyor? 3. cüzü işliyoruz ve 3. cüzden bahsediyoruz. 261-274. ayetleri arasında ana konu infaktan bahseder. İnfak ve sadakadan bahseder. İnfak ve sadakayı ayrı ayrı zikretti Allah-u Teala. Dolayısıyla sadaka bir insanın doğruluğunun Allah'a karşı olan somuta indirgenmiş bedenle beraber göstergesidir. Nifak da leysel birre en tuvellu vucuhekum, yani bir lentenal bir rahatta tunfiku, yani sevdiğimiz şeylerden, bize tatlı gelenlerden infak ettiğimiz şeyler Allah nezdinde iyidir diye yazdırılan amellerimizin başında geliyor. Dolayısıyla bu manada da nafaka, yani infak ve sadakadan bahsediyor. İnfakın önemi, ne kadar bereketli olduğu, şeytanın infak edenleri fakirlikle, mesela o ayetlerin içinde اَشْشَيْطَانُ يَعَدُكُمُ الْفَقْرَ وَاَمْرُكُمْ بِالْفَحْشَى اَشْشَيْطَانُ şeytan, ey kullarım bilin ki gardınızı o yönüyle alın diyor. اَشْشَيْطَانُ şeytan يَعَدُكُمْ sizi korkutuyor. Nereye korkutuyor? مِنَ الْفَقْرِ fakirlikle sizi korkutuyor. Kaybedersin. Ya kaybedersen? Ya hepsi senden giderse, ya canını kaybedersin, ya malını kaybedersin, ama veren o, alan o, nedir senden gidecek, telaşını gören de can senin zannedecek. Zaten Bakara suresinde bir önceki ayetlerde Allah Azze ve Celle, bak kulum diyor, seni ben yarattım, وَلَنَبُلْوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, seni sınayacağım, Allah'ım beni neyle sınayacaksın dediğimiz zaman, seni مِنَ الْجُوعِ açlıkla sınayacağım, وَالْخَوْفِ biraz korkutacağım seni. Vanaksın bir anda kesip alabilirim diyor. Minel emvali malından bir anda kesip alabilirim. En zirvedeydin en alta indirebilirim. Kapital bir mantıkla eğer sen bunu algılarsan, dönemin empoze etmiş olduğu kapitalist sistemle eğer sen bunu yargılama noktasına girersen Allah-u Teala'nın ayetinden bir haber olmuş ve dolayısıyla hüsrana uğramış olanlardan olacaksın. Ama Allah'ın ayetiyle hareket ettiğiniz zaman yüklediğiniz anlam sizin duruşunuzu, beden olarak da imanınızı gösterecektir. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a benzediğimizi gösterecektir. Allah-u Teala bu manada şeytanın apaçık bir düşman olduğunun göstergesi olarak اَشْشَيْطَانُ يَعَدُكُمُ الْفَقْرَ, şeytan sizi fakirlikle korkutacak. Daha sizi fakirlikle korkutacak. وَيَأْمُرُكُمْ, bir adım öteye atıyor sizi, sizi بِالْفَحْشَى, çirkin işlerle. Kime göre çirkin? Allah'a göre çirkin. Dönemimize göre, adet ailemize göre, çevremize göre bir düzgünlük, bir ahlak seyrinden bahsetmiyor. Yaratılışımıza uygun ahlaki duruşumuzun adının takva olduğunu, Allah'ın da bu manada bizleri uyandırdığını, Allah'ın ayetleriyle Allah Celle Celaluhu bizi koruduğunu
göstermiş oluyor. Dolayısıyla 261-274. Ayetlere baktığımız zaman o ayetler arasında konu nedir? İnfak ve sadakadır. Birisi bize sorduğu zaman Kur'an-ı Kerim'de, iman ettiğin o Kur'an-ı Kerim'de infak ve sadaka var mıdır? Vardır. Nerede vardır? Bakara suresinde. Kur'an-ı Kerim'in kaçıncı cüzünde? Üçüncü cüzünde vardır. Hangi ayetler bunlar? 261-274. Ayetlerde Rabbim benim yapacağım infaka ve sadakaya değer veriyor. Bir malın fiyatı pazarında belli olur. Şerefli dinleyenler. Değerini ve bereketini Allah verir ama. İnfakın önemi ne kadar bereketli olduğundan Allah-u Teala bahsediyor. Şeytanın da infak edenleri fakirlikle korkuttuğunu, gerçek fakirlerin toplum içine çıkıp dilenmedikleri bu ayetleri de Allah Celle Celaluhu açık ve sarih bir şekilde la raybe fih, şüphenin olmadığı bir dil ile bize söylemiş oluyor Rabbül Alemin. 7. madde de 275 ve 281. ayetler arasında da faizden bahseder Allahu Azze ve Celle. Faizden vazgeçmek gerektiğini anlatır. Faizin Allah'a karşı savaş açmak olduğu da 279. ayet-i celil'e de Allah-u Teala yine 3. cüzde bize söyler. فَاَذَنُوا بِحَرَبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِ فَاَذَنُوا böyle bir şeyi kendisinde had gören, sınır gören, Allah'a göre de haddini aşan bir insan olursa فَاِلَّمْ بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِ Allah'a ve Resulüne harp açmıştır. Yani ben La İlahe İllallah Muhammed Resulullah dedim. Altında da ne yapıyorum? Bu ayeti ihlal ediyorum. Allah'u Azze ve Celle benim karşıma geliyor. Dikkat et diyor. Sen Allah'a ve Resulüne harp açıyorsun. Hemen geri dur diyor. Hemen safını belli et diyor. Bu manada Allah'ın ayetiyle vurulmak başka bir şeydir. Allah'ın ayetiyle cehennemden korunmak, gerek dünya gerekse ahiretini dengelemek, Allah-u Teala'nın dünyadayken rahmetine gark olup cennetin göğsünde taşıyabilmek ancak bu ayeti yaşamakla mümkün olacaktır. Dolayısıyla faiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e peygamberliğinin 23. senesinde geldi. Zekat, oruç 15. senede farz kılındı. Kadınların tesettürü yani örtünme ayeti 16. 17. senede farz kılındı. İçki 17. senede farz kılındı. En bariz bir tanesine baktığımız zaman içki. Yani eğer Resulullah kanun koyucu olmuş olsaydı ilk kaldıracağı şeylerden birisi alimlerin dediği ne olacaktı? İçki ayeti olacaktı. Dolayısıyla başörtü ayeti daha peygamberliğin 17. senesinde gelmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla bizlere ama Allah Celle Celaluhu neden böyle yaptı? Alt yapısını hazırladı. Yani bir insan 23 senelik peygamberliğin emeğini bir anda heba edebilecek bir duruşu faizi bile bile tatlı göstermek, kılıfına uydurmak suretiyle heba edebilir. Allah hepimizi iman anlamında, bedenimizin de şahit olma anlamında bundan muhafaza eylesin diye dua etmekten başka acziyetimiz yok. 8. olarak da 282. ve 284. ayet-i celiller arasında ise borç hukukundan bahsedilir. Şahitlik, katiplik, adalet ve rehin gibi borçla ilgili ticari meseleler burada anlatılır. Ve borçlarla ilgili ayet Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayetidir. Mesafe olarak da tam bir sayfadan ibarettir. Nerede yer alır? Bakara suresinde. Kaçıncı cüzde? Üçüncü cüzde. Yani Ali İmran suresine girmeden bir sayfa önce. Hemen önceki sayfasında ya yuhellezine amenu ey iman ettiğini iddia eden kullarım izâ tedayentum bideynini ilâ ecelin müsemmen fektubu. Borç aldığınız zaman, verdiğiniz zaman mutlaka yazınız. Peygamber aleyhissalatü vesselam iki geceden fazla borcu olan bir insanın vasiyetsiz yaşamasını caiz kılmadı. Bizim dinimiz bunu söylüyor. Yaşam standartlarını yükseltmek adına bir insanın birisinden borç alması caiz değildir. Borç meselesi acil servis gibi görünmesi gerekirken şu anda polikliniği bile geçti. Dolayısıyla Allah-u Teala bir yerde ihmalkarlık varsa o noktada mutlaka bizleri uyarıyor. Ya da ihmal edeceğimizi bildiği için bu noktada nasıl gardımızı almamız gerektiğini iman anlamında, kalp anlamında bize öğretiyor. Borç ayeti Kur'an-ı Kerim'in 282. Bakara suresinin 282. ayeti celilesinde geçmektedir. İki dinar borcu olan bir insanın, bir sahabenin cenaze namazını kıldırmamış bir peygamberin ümmeti olduğumuzu, borç ayeti geldiği zaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Efendimiz ayaktayken yere düştü. Bir rivayete göre ayaktaydı, tam yere düşeceği sırada
duvardan destek aldı. Arkasından destek aldı. Dolayısıyla sahabi-i kiramın, Efendimizin mizacı imla kuralları olmuş, o ayetin ağırlığı bir nur olarak karşıdaki sahabi-i kirama sirayet etmiş. Ayetle Allah'ın arşın yasalarını arzda uygulayan, yürüyen ayetler olmuş. Evet. 285 ve 286. ayetlerde de Âmener Resulü olarak bildiğimiz iman tazelemesinin yapıldığı, özellikle erkeklerin cemaate gittiği zaman camilerde yatsı namazından sonra günün kapanışı yapılır iken Allahu Teala'nın bizlere öğrettiği ve her gün Âmener Resulü ile başlayıp Fansurna alel kavmil kafirin hakkı örten o insanların duruşuna karşı, bize karşı, cephesine karşı sen yardımcı ol şeklinde bir ayettir efendim. Şimdi bu da Miraç gecesinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ebed onun şahsında biz ümmete hediye edilmiş bir ayettir. Miraç gecesi nazil olduğu rivayet edilir. Kuvvetle muhtemel böyledir. Böylece Bakara suresi bitmiş oluyor. Ama üçüncü cüz devam ediyor. Şimdi demiştik ki Bakara suresinden suresi ismiyle müsemma olmuş bir suredir. İmran'ın ailesi demektir. Kur'an-ı Kerim dolayısıyla Allah Celle Celaluhu 6236 ayetin içerisinde Allah'a ulaşan tabelalarda bize iki tane aileyi örnek verir ve iki tane insanı bireysel olarak örnek verir. İki aileden birisi Ali İmran'dır, İmran'ın ailesidir. Diğeri de İbrahim'in ailesidir. Dolayısıyla zahmet olmadan rahmet olmazın somut göstergesidir. Meleklerin bile hayranlıkla gıpta ettiği o hali yaşarken yeryüzünde ve toprağın şahit olduğu, güneşin şahit olduğu, gecenin gündüzün şahit olduğu o hali Allah bize iman olarak vermiştir. Bakın diyor İmran'ın ailesi gibi bir formül veriyor, onun gibi olun diyor. Dolayısıyla dönemin empoze etmiş olduğu mutlaka formüller olacaktır. Bizim manuelimiz Allah'tır. Manuelimiz Allah olursa Resulullah gibi hiramız olur, arayışımız olur. Dertleniriz, Kur'an'la da şerefleniriz. Peygamberle de şerefleniriz. Peygamberimiz dertlendi, Kur'an'la şereflendi. Ümmeti Muhammed dertlendi, Kur'an'la şereflenecek. Baş öğretmenimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile beraber onura gark olmuş olacak. Sadece İştahımızı cennete, Efendimiz'e komşuluğa saklamış olacağız. Ne ile saklamış olacağız? İşte bu iki tane aileyi örnek almak suretiyle. İki tane aile dediğimizde hikaye değildir. Allahu Teala'nın bize örnek almamızı istediği yaşanmışlıklardır. Kur'an-ı Kerim belli bir yerde şerefli dinleyenler, yaşanmışlıkların Allah tarafından rıza gösterilip noter gibi tasdiklenmesidir, bize de iman olarak gelmesidir. Dolayısıyla baktığımız zaman Âl-i İmran suresinin ana konusu ilk bölümde ehli kitap hakkındadır. Ehli kitap denildiği zaman ne anlayacağız? Ehli kitap yani kendisine kitap verilmiş olan. Kur'an-ı Kerim bazı yerlerde muhataplarını cüz'ileştirir. Bazı yerlerde ey iman ettin iddia eden kulum der. Daha da hususileştirir. Bazı yerlerde ey kullarım bilin ki kulluğa dikkat çeker. Bazı yerlerde ey ya yuennas ey insanlar der. Bazı yerlerde ya yuellezine hadi ey Yahudiler der. Bazı yerlerde ya yuennasara ey Hristiyanlar der. Bazı yerlerde de ya ehlel kitab, ey ehli kitap, ehli kitap denildiği zaman da tahrif olmuş olan kitaplar ve Kur'an'la şereflenen biz müminler. Dolayısıyla Yahudi ve Hristiyanların kitabını anlayacağız, Zebur'u anlayacağız, Davut peygamber, İncil'i anlayacağız ve ona tabi olanlar ve Yahudileri anlayacağız, İsrailiyat. Onu o şekilde efendim bilmiş olalım. 11. maddemizde de muhkem ve müteşabih kavramı ilk defa bu surenin 7. ayetinde anlatılır. Allah-u Teala'nın hüküm ayetleri ve müteşabih yani birbirine benzeyen ayetlerdir. Bu da genellikle kıraat anlamında ihtisas yapan ve Allah-u Teala dedik cüz'ileştiriyor. Ey Kur'an-ı Kerim'i hafızlar, ey bu minbere geçip mihraba geçip Allah'ın kelamını, bu dinin ses bayraktarlığını yapacak olanlar, Kur'an'ı hakkıyla nasıl okunması gerektiğinin fotoğrafını çizerken müteşabih yani birbirine benzeyen ayetleri bu konuda dikkatimizi çekiyor ve yine bize iman tazelemesi yaptırmış oluyor. Gerçek dinin, Âl-i İmran suresinden yine bahsediyoruz. Gerçek dinin Allah katında İslam olduğu 19-25. ayette özellikle vurgulanmıştır. İnne dîne indallâhil islam. İnne dîne muhakkak ki din
din gününün sahibi olan Allah ve ona iman eden biz kullar diyoruz ki Allahu Teala inne din, hiçbir şüphe duymasın. Birisi gelecekse vesvese verecek. Şeytanın sekreterliğini yapacak. Bir şeytan gelip damarlarınıza dolaşacak. Size fakirliği anlatacak. Anlık kararlar vermenizi sağlayacak. Anlık bir zevkinizi, ebedi hayatınızı tarumar edebilecek mobbinglik yapacak. Yani baskın çıkmaya çalışacak. Boş kalmayın diyor Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla özellikle vurguluyor tekrar. İnne dine, muhakkak ki din indallahil İslam. Allah nezdinde İslam'dır. Mehmet'in nezdinde başka bir din olabilir. Ahmet'in nezdinde bir din olabilir. Biz Allah'tan bahsediyoruz. Metafizik bir şeyden bahsediyoruz. Anlaşılınca yaşanmaz, yaşanınca anlaşılır. Allahu Teala'nın dini. Evet, yani gerçek dinin İslam olduğu cüz olarak 3. cüzde Bakara suresinde ve Ali İmran suresinin 19 ve 85. ayetinde teferruatlı, tafsilatlı ve net bir şekilde Allah konuşup bize de iman olarak vermiştir. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini dinlediğimiz zaman şerefli abiler ruh boyutunda dinlemek lazım. Çünkü Allah bizimle iletişim kurarken Ahmet'in Mehmet'le iletişim kurduğu gibi kurmaz. Yani felence desibel yükseklikte iletişim kurduğu gibi kurmaz. Allah bizimle iletişim kurduğu araç ruhtur. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bunu ifade ederken يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ senin ile kalbinin arasına sızarım kulum dedi Rabbül Alemin. Dolayısıyla Allah benim ile kalbimin arasına sızıyor. Allah mekandan münezzehtir diyorum. Âmenna ve saddakna. Kalbinize sığarım diyor Rabbül Alemin. Kimse itiraz etmiyor. Dolayısıyla bu tarz şeyler kapital bir mantıkla, dünyevi bir lisan ile ifade edilebilecek şeyler değildir. Bizler aciziz ancak iman ederiz. Bedenimizde bu rahmete gark olur. Beden zaten kaldıramaz bunu. Allah'ın ayetini Allah kaldırır. O da ruhtur. Allah'tan bir parçadır. Bunu da o şekilde ifade edin efendim. Şimdi yine Ali İmran suresinde devam ederken 63. ayetler arasında Meryem aleyhisselam. Evet, Meryem aleyhisselam üzerine sayıların bile aciz kaldığı dünyevi anlamda söylüyorum. Zekeriya aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve onların meselelerinden söz eder. Düşünün ki bir kadın adı Hanne, Hanne. Hanne'nin kocası İmran. Hanne kocasının da şahit olduğu beraber karı koca İsrailiyet döneminde Yahudilerin yaşadığı bir dönemde Mescid-i Aksa'nın orada otururken, şu anda Kubbetü Sahra olarak bilinen Mescid-i Aksa'nın orada otururken kocasına diyor ki Yahudilerin sapıttığı bir Yahudi olarak, gerçek manada bir Yahudiydi. Allah-u Teala'nın tevhid dinini kitabı ile beraber içselleştirmiş. Neden içselleştirmiş diyorum? Çünkü kocasına diyor ki Allah'ım diyor, kocası şahit oluyor buna, Allah'ım diyor, bu karnımdakini sana adadım diyor. Kadın hamile. Karnımdakini, daha dünyada çocuk yok. Kız mıdır, erkek midir belli değil. O zamana kadar da hep erkekler camilere adanırdı. Hangi manada? Kurban gibi değil, hayat anlamında bir adamıdır bu. Yücelik anlamında bir adamıdır. Allah'ım bu eli sen verdin, sağ elimi sol elimden daha iyi kullanıyorum. Sol elimi dünyaya, sağ elimi ahirete. Görünmeyen görünenden daha güçlüdür. Elektrik çok güçlüdür. Görünen nedir? Işıktır. Görünen ışıktır. Belli etmez ama elektriğe dokunduğunuz zaman çarpar sizi. Görünen tarafı akıldır. Görünmeyen tarafı tefekkürdür. Peygamber gibi düşünürseniz mütefekkir olursunuz. Filozoflar gibi düşünürseniz onlar da düşünür. Onlar da filozof olur. Allah'tan bağımsız. Manuelesi Allah değil. Dolayısıyla her ikisi de düşüncedir. Beraberinde baktığımız zaman Ali İmran suresini anlatmaya çalışıyorum efendim. Burada ne dedik? 35 ve 63. ayetler arasında Meryem aleyhisselam'dan bahsettik. Meryem daha annesinin karnındayken, annesi Hanne, kocasının da şahit olduğu bir yerde gökyüzüne kaldırdı veyahut da başına eğdi. Arşur Rahman'a çıktı. Ama Allah onun kalbinden razı olduğunu, onun bedenini gönderdik. Meryem öldü gitti, Zekeriya öldü gitti. Biz tanımıyoruz ama Allah BBC ile, CNN ile veyahut da dünyanın herhangi bir güçlü medya kuruluşuyla bize kadar ulaştırmadı bunu.
ve tekallübeke fi sacidin, secdelerde takip ettiği Muhammed'i secdelerde takip edilen Meryemler oldu. Zekeriyalar oldu. Dolayısıyla bize de ulaştı. Şimdi Meryem annemiz daha annesinin karnındayken Allah'ım bu karnımdakini sana adadım diyor. Felemma vada'atha qalet rabbi inni vada'tuha unsa wallahu a'lam bima radat. Baktı ki velese zekaruke unsa. Allah Azze ve Celle diyor ki o öyle adadı ama diyor. O bilmiyordu ki karnındaki bir kızdı. Baktı ki kız dünyaya geldi. Allah'ım dedi, sözünü tuttu. Karnımdakini sana adadım dedi. Demek ki sadece erkek adanmıyormuş. Kızlar da adanıyormuş Allah. Allah iman karnı notunu neyin üzerinden verdiğini ayette bize gösteriyor. Dünyaya geliyor. Ve inni semmeytuha Meryem'e, Allah'ım dedi. Bunun adını ben Meryem koydum dedi. Ve inni u'izzuha bike. Ve Allah'ım sana sığınıyorum dedi. Neyden sığınıyorum? Ve zürriyetehe mineşşeytanirracim. Yani şeytanın şerrinden Allah'ım sen bu karnımdakini ve onun zürriyetini koru dedi. Onun hayali neydi? Allah'ın razı olduğu bir kuldu. Dünyaya gelen ne oldu? Bir kız oldu. O sözünü tuttu. Allah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve İsa Aleyhisselam'a ne yaptı onu? Anne yaptı. Bir peygamber anne annesi oldu. Bir peygamber ninesi oldu. Biz bir metre ötemizi veyahut da bir nesil ötemizi görebiliriz. Potansiyelimiz dahilinde de onu koruma güdüsüyle yaklaşabiliriz. Ama biyolojik manadaki bir koruma esas bir koruma değildir. Allah bizim ebedi hayatımızı niyetlerimiz üzerinden koruyacağını Meryem tabelasında Ali İmran suresinde 35 ve 63. ayetlerde nasıl bir duruş sergilememiz gerektiğini, tahsilimiz, kültürümüz, çevremiz, adetimiz ne olursa olsun bu formülün bedene konulduğu takdirde, ruh anlamında da kalbe konulduğu takdirde bedenin ne denli müstefid olabileceğini bize öğretmiş oluyor. Zekeriya peygamberin duası, İsa peygamberin beşikte konuşması ve Allah'ın izniyle ölülere hayat vermesi bu ayetlerde anlatılır. Allah-u Teala'nın büyüklüğü böyle tesbih edilir. 64. ve 68. ayetler arasında da Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Yahudi ve Hristiyan olmadığı anlatılır. Ona sahip çıkma hususunda en çok Müslümanların sahip çıkması işaret edilir. Allah-u Teala Azze ve Celle 64 yani مَا كَانَ İbrahim'u يَهُد۪يًا وَلَا نَصْرَانِيًا Allah Azze ve Celle bak sizinle beraberim diyor. Allah konuşuyor, biz yaşatırız onu. Allah konuşur, biz yaşarız. Muhammed konuştu, Allah konuştu, Muhammed konuşmadı. Çünkü ilk ayetler kendisine indiği zaman İkra, Bismi Rabbikellezî halak, Yaradan Rabbin adıyla oku denildiği zaman Muhammed Aleyhisselam ağzını oynatmaya başladığı zaman ya Muhammed biz onu kalbine nakşediyoruz seni. Beden ancak bundan müstefil olacak. Beden ayeti kaldıramaz çünkü. Ayeti kaldırırsa Ramazan-ı Şerif'te full time, Ramazan dışında part time Müslüman olabiliyoruz. Allah bizi muhafaza eylesin bu manada. Biz ayetin muhatabı ruhtur. Ruh da Allah'tan bir emirdir. O şekilde telakki edelim inşallah hep beraber. Allah-u Teala bu ayette ne dedi? Mâkân İbrahim'u. İbrahim Yahudiyen. Ne Hristiyandır ne Yahudidir. Velâkin kâne hanife müslim. O hanif bir Müslümandır dedi. Yani Allah peygamberini geçmiş kavimler de dahil olmak üzere kıyamet sabahına kadar olacak bütün nesillere onu ben sahiplendim dedi. O haniftir. İbrahim'dir. Bizler de millet olmakla iftihar ettiğimiz o peygamberi Allah'ın bu ayetiyle korumamız gerektiğini bilmemizi Allah bizden istiyor. Çünkü ona sahip çıkma hususunda en çok Müslümanlar. Hanifen Müslime. Evet efendim. Hanifiz Allah-u Teala'ya bağlıyız. Müslüman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bedeni bize renk olarak, hal ve hareket olarak, tavır davranış olarak yeşermeye başlar. İnsanoğlu beynine, kalbine ne ekerse bedeninde o biter. İnsanoğlu beynine kötü şeyler ekerse bedeninde de amel olarak o biter. Ama düşüncesi, dolayısıyla niyeti iyi olursa o da Allah'tan bir emirdir. Bedende buna müstefid olacak. Allah'ın rahmetine gark olmuş olacak şerefli dinleyenler. Ve son olarak 69 ve 91. ayetler arasındaysa ehli kitap hakkında bazı bilgiler verilir. Onların hepsi aynı değildir. Yani leysu sebe'e. O Yahudilerin hepsi bir değildir. Hepsi kötü değildir. Aralarında iyi olanlar da vardır. Ama Allah bu iyidir diye onu al demiyor.
biz itikat anlamında Allah'a, beden anlamında da Muhammed'e bağlıyız. Sallallahu aleyhi ve sellem ile lebe. Dolayısıyla Allah bir şeyi ne kadar yasakladıysa o kadar yasaklar, yasaklarız. Dine ne zam yaparız ne de dinden indirim yaparız. Çok radikal çıkış sergileyen insanlar maalesef dine zam yapar oldu. Bilgi kirliliği yaşayan insanlarda sadece gönüllerde veya vicdanlarda yaşatılması gereken pasif bir inanç sistemi olarak gören insanlarda dini maalesef tenzilat yani indirim yapmak suretiyle yaşar ve yaşatır oldu. Allah Celle Celaluhu ne dedi? Onlara bırakmayın siz dedi. Müslümanlar sahip çıkacak. Allah'ın ayetiyle sahip çıkacak. Sen tek başına sahip çıkamazsın. Dolayısıyla ehli kitap hakkında bazı bilgiler verir. Leysu seva'e dediği gibi hepsinin kötü olmadığını, iyisi var, kötüsü vardır. Ama imane meyilli olanı var, imandan uzak olanı var. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, insanlar sizin yaşantınıza bakıp da Müslümanlığınıza özenmiyorsa, yaşantınıza özenmiyorsa dininizi gözden geçirin diyen ve noktayı bu yönüyle koyan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam var. Allah bu manada gerek dünya gerekse ahiretimizi dengeleme noktasında ümit ile korkuyu, dünya ile ahireti en güzel bir şekilde terazimiz düzgün olmak kaydıyla. Çünkü terazisi bozuk olan adam ne koyarsa koysun oraya terazisi yanlış tartacaktır. Ölçüsü bozuk olan adam, ölçüsü bozuk olduğu için neyi ölçerse ölçsün, onun bakışı da yamuk olur. Ölçüsü de yamuk olur. Önce teraziyi Allah iman anlamında, kalp anlamında düzeltiyor. Ve yine Ali İmran suresinde Allah-u Teala ilk ayetinde Rabbena bize nasıl dua etmemiz gerektiğini, Rabbena ey Rabbimiz la tuzigh kulubena kalbimi dönek yapma. Mukallibel kulub. Yani kalp kelime anlamı itibariyle arkadaşlar çevrilen manasına gelir. Bugün kesinlikle evet dediğim, yarın kesinlikle hayır olabiliyor. 10 yıl önce olmasını çok arzu ettiğim işi 10 yıl sonra ilkin olmamış diyoruz. Dolayısıyla aciziz. Önümüzü göremiyoruz. Bu manada Rabbimizden yardım diliyoruz. Allah da bize nasıl yardım dilememiz gerektiğini bu ayette söylüyor. Ali İmran Suresi'nin ayetinde. Rabbena ey Rabbimiz la tuzigh kulubena kalbimi dönek yapma. Bir insanın kolu yam olabilir, bedeni paramparça olabilir, dönebilir, göz de döner, şaşı olur ama kalp döndüğü zaman ebedi hayat mahvolur. Allah hepimizi iman anlamında son nefesimize kadar bedenimizi şahit kılabilecek düzeyde ahlaklı bir yaşantıyı son nefesimizde de yine bedenimizin şahit olduğu o dilimizle imzamızı atmamızı Allah'ın rahmetiyle, merhametiyle korkularımızdan emin bir şekilde karşılanmayı hepimize nasip edesin. Ben burada emeği geçen, vesile olan siz dinleyenlerin şahsıdır. Çünkü dinlemek hakikaten konuşmaktan çok daha zordur. Tahammül etmek zordur. Allah ibadet telakki ettirsin. Kabul olan duaları gark eylesin. Dünyanızı, ahiretinizi mamur eylesin. Hepinize ben teşekkür ediyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum.